Merhaba, ben Mehmet Ali Güldal. Bu videomda sizlere dünyadaki en acımasız çetelerin hüküm sürdüğü Orta Amerika'nın hatta dünyanın en tehlikeli ülkesi olan El Salvador'dan bahsedeceğim. Ama öncelikle videoma geçmeden önce bana destek olmak için sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Dünya üzerinde en fazla cinayetin işlendiği ülkelerin başında yer alan MS-13 başta olmak üzere tarihin en kanlı çetelerin hüküm sürdüğü, hatta 50 yıl boyunca hiçbir Türk'ün ayak basamadığı Orta Amerika'nın en tehlikeli ülkesi El Salvador. ...1821 yılına kadar Guatemala'ya bağlı bir eyalet olan El Salvador, Güney Amerika'da İspanyol yönetiminin sona erdiği 1823 yılında içerisinde Honduras, Nikaragua, Costa Rica'nın da bulunduğu Orta Amerika Federasyonu'na bağlı bir ülke oldu. Ancak federasyonun 1840'da dağılışının ardından 30 Ocak 1841'de bağımsızlığını ilan etti. Ülke bağımsızlığının ardından 14 bölgeye ayrıldı ve başkenti San Salvador olarak belirlendi. Güneyinde Büyük Okyanus bulunan ülke, batıda Guatemala'ya, kuzey ve doğuda Honduras'a komşudur. Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip El Salvador, yüz ölçüm bakımından Orta Amerika'nın en küçük ülkesi olmasına rağmen metrekareye düşen insan sayısı en yüksek ülkedir. Ülke isminin anlamı İsa Peygamber'e atfen kurtarıcı anlamına gelen İspanyolca bir kelimedir. Nüfusun etnik dağılımı %90 Melez, %9 Beyaz ırk, %1'i ise Amerikan yerlilerinden oluşur. Ülkede yaklaşık 20 bin civarında Müslüman bulunur ve halkın çoğunluğu Hristiyandır. Ayrıca ülkenin resmi dili İspanyolca olup para birimi ise ABD dolarıdır. Silah edinmenin kolay olduğu ülkede cinayet ve çete bağlantılı suçlar yüksek oranlarda işlenmektedir. Hatta birçok restoran, kafe, bar gibi işletmelerin girişinde silahla girilmez tabelesiyle karşılaşmanız mümkün. El Salvador, Türklerin 50 yıl boyunca giremediği tek ülke olarak tarihe geçmiştir. 1930 yılında iktidara gelen faşist diktatör Maximiliano Martinez, Asyalı, Arap, Çingene ve siyahilerin ülkenin ırksal yapısını değiştirebileceğini düşünerek faşistçe kararları imza atmıştır. Türk, Lübnan, Suriye ve Filistin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı. O dönemde sadece Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye dışında yaşadıklarını ispat etmeleri şartıyla ülkeye girişlerine izin verilmişti. Ancak bu yasak 1980'de yürürlükten kaldırıldı. Tüm bu yaşananlara rağmen günümüzde El Salvador'un devlet başkanı Nayib Bukele Filistin kökenli bir siyasi liderdir. El Salvador tarihinde futbol savaşları adı verilen 2000'den fazla insanın katledildiği, 10 binlerce insanın yaralandığı trajikomik bir savaşı imza atıldı. Bu savaş 60'lı yılların sonunda El Salvador ve komşusu Honduras arasında yaşandı. Tarım, toprak ve göçmen yerleşimleri yüzünden gergin olan iki ülke 1970 yılında yapılacak Dünya Kupası'na katılmak için karşı karşıya geldi. Toplamda 3 maç yapılan iki takım arasında Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan taraf El Salvador oldu. Son maçın ardından iki ülke arasındaki gerginlik hızla artmaya devam etti ve 14 Temmuz 1969'da resmen savaş çıktı. Bu savaş yaklaşık 100 saat sürdü. Diğer ülkelerin müdahalesiyle son bulan savaş 2000'den fazla ölü, 10.000'den fazla yaralı ile sonuçlandı. Bu olay futbol savaşı olarak kayıtlara geçti. Tarihte birçok toprak mücadelesi gördük. Ancak yaşanan bu olay futbolun bir spordan daha fazlası olduğunu gösterir nitelikteydi. Savaş bitmiş olsa da iki ülke arasındaki gerilim 2006 yılında devlet başkanlarının el sıkışmasıyla son buldu. El Salvador yaşadığı 100 saatlik futbol savaşının şokunu atlatmış olsa da bu kez de ülkede 5 sol görüşlü partinin bir araya gelerek oluşturduğu Farabundo Marte Ulusal Kurtuluş Cephesi adlı sol görüşlü gerilla örgütü ile ordu arasında çatışmalar başladı. Bu çatışmalar ülkede 1931 yılından beri iktidarda olan askeri yönetimlere ve ülkenin ayrıcalıklı zengin kesimine karşı gösterilen tepkilerden meydana geldi. Hükümete bağlı güvenlik güçleriyle gerilla örgütü arasında başlayan çatışmalar halkın katılmasıyla birlikte iç savaşa dönüştü. 1980-1992 yılları arasında tam 12 yıl süren ve toplam 75 bin kişinin hayatını kaybettiği, ülke nüfusunun %20'sinin evlerini terke zorlandığı savaş Orta Amerika'nın en uzun süren ikinci iç savaşıydı. Savaşın bu kadar uzamasının nedeni ise ABD'nin komünizme karşı desteklediği ordu yönetimine askeri ve ekonomik yönden birçok yardımda bulunmasıydı. İç savaştan kaçan El Salvadorlar
başta ABD olmak üzere Kanada, Guatemala, Meksika, Honduras ve Costa Rica gibi ülkelere yerleşti. ABD'nin Los Angeles eyaletine yerleşen yaklaşık 700 bin El Salvadorlu burada pek de umdukları gibi bir ortamla karşılaşmadı. Kendilerinden önce oraya gelmiş diğer Orta Amerikalılardan oluşan 18. Sokak Çetesi, Meksika Mafyası ve CIA çeteler tarafından şiddet uygulanarak dışlandılar. Yaşamlarını ABD'de sürdürmekten başka çaresi bulunmayan El Salvadorlular en iyi bildikleri şeyi, yani savaşmayı tercih ettiler. Gençler dışlandıkları bu toplumda kendilerini çetelerden korumak için MS-13 adı verdikleri bir grup kurdular. Her şey yolunda gitmeye başlamışken bir gece semtte düzenlenen sokak partisinde 18. Sokak Çetesi ile MS-13 gençleri arasında çıkan tartışma sonrası MS-13'ün 18 üyesi vurularak öldürüldü. Bu kanlı olay MS-13 gençleri için bir dönüm noktası oldu. Bunun üzerine Ernesto Miranda ve Francisco Cambo önderliğinde toplanan gençler yıllar önce kendilerini çetelerden korumak için kurdukları MS-13'ü tarihin bilinen en kanlı ve en acımasız çetesine dönüştürme kararı aldılar. Böylece El Salvador'daki gerilla savaşı Los Angeles'a taşınmış ve dünyanın en acımasız çetesi MS-13 efsanesi başlamıştı. MS-13 o güne kadar Los Angeles'ta çeteler arasında hiç görülmemiş cinayetler işlemeye başladı. Çete önce Los Angeles'ın tüm bölgelerinde verdiği güç savaşını kazanarak, daha sonra da 90'lı yılların sonunda kanlı çete artık ABD'nin her eyaletinde gücünü göstermeye başladı. ABD haricinde Kanada, Meksika, Honduras, Guatemala, El Salvador, hatta son yıllarda İspanya ve birçok Avrupa ülkesine kadar taşıdı. Dünya üzerinde yaklaşık 70 bin üyesi bulunan MS-13 çetesinin faaliyetleri başta uyuşturucu ticaret olmak üzere cinayet, insan kaçakçılığı, kadın ticareti, gasp ve tecavüz, haraç kesme ve kara para aklama gibi illegal işlerdir. Artık kurbanlarının kim olduğunun önemi de yoktu. Kentteki tüm çetelere saldırıp en barbarca yöntemleri uygulayarak ne kadar acımasız olduklarını kanıtlamaya çalıştılar. Bir keresinde Honduras hükümetinin çete suçuna bulaşanlara ölüm cezasını geri getirmek için meclise tasarı vermesinin ardından Honduras'ta içinde 28 kişinin olduğu bir yolcu otobüsünü durdurup içindeki herkesi katletmişlerdi. Bir başka defa ise MS-13 çetesinin kurucu liderlerinden olan Ernesto Miranda çeteden ayrıldıktan sonra itirafçı olup artık çeteyle bağlantısı olmadığını açıklaması üzerine 31 Ocak 1976'da ailesinin gözleri önünde infaz edildi. Çeteler tarafından gerçekleştirilen soygun, gasp ve şiddet eylemleri yüzünden turistlerin gitmeye çekindikleri bir yer haline gelen El Salvador'da halk günümüzde hala çeteler arası hesaplaşmalar ve geçmişin bıraktığı kötü izlerle yaşamlarına devam etmekte. Çete üyeleri o günlerden sonra mücadelelerini ve işledikleri suçları anlatan dövmeleri vücutlarına kazıtmaya başladı. Mara 13 dövmesi ya da Los Angeles'ın telefon kodu olan 213 rakamı her çete üyesinin vücuduna yaptırdığı ilk dövmelerdi. İlerleyen yıllarda o dövmeler vücutlarının tamamı dışında yüzlerini bile kaplamaya başladı. Çete üyelerinin geçmişini anlatan biyografisi ve çete için neler yaptıkları vücutlarının her tarafına kazınan dövmelerinden anlaşılırdı. Son zamanlarda üzerlerindeki bu dövmelerden kolaylıkla tespit edilen çete üyeleri kimliklerini gizlemek için bu dövmeleri temizletme kararı aldılar. Ancak çetenin uzun yıllardan beri hapiste olan üyeleri ise bu dövmeleri hala vücutlarında taşımaya devam ediyor.